Herkese merhaba, Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarot açılım, eril dişil açılımı. Burada aklınızdaki kişiye bilmek istediğiniz soruları soruyoruz. Ve sizin için öncesinden soruları hazırladım. İlk sorumuz, neden seni tam olarak hissetmiyorum. Beni düşünüyor musun? Üçüncü kişilerle ya da kişiler ile iletişimin var mı? Varsa enerji alanında ne var? Gerçekten bana karşı ne hissediyorsun? Beni merak ediyor musun? Yakın zamanda eylemin ne olur? Seninle ortak bir geleceğim olur mu? Şimdi tüm bu sorularımızı cevaplayalım. Bakalım kolektif açılımda neler oluyor? İlk sorumuzda neden seni tam olarak hissedemiyorum dediğimizde aslında aklınızdaki kişi bir şekilde kendini baskı altında hissettiğini, özgürleşmek istiyor bulunduğu alandan. Belki evet sana karşı denge sağlayamıyorum burada. Cimri davranabiliyorum. Yani burada biraz sana karşı yokluk hissettirdiğinin farkında. Özgürlüğü yani kendi alanında özgür hissetse belki daha adımları yüksek ve hissettirmeye başlar mutluluk adına. Ama bir şekilde kendince böyle mesafeyi koruyup bir denge sağlamak istiyor. Çünkü yaşantısında alanında baskılandığını hissediyor. Peki ikinci sorumuzda beni düşünüyor musun dediğimizde İlk enerji alanında burada üçüncü kişinin enerjisi çıktı. Buradaki üçüncü kişiyle enerjisinde tartışma, ego, bir mesafe, yani bulunduğu alandaki kişi ile aslında kendi dünyasının ne kadar güçlü dursa da mutsuz olarak çıkıyor. Ya da size karşı hissettirdiği işte hayatta var olan güçlü ne istediğini bilen aslında baktığınız zaman her şey yapabilme gücüne sahip diyor dediğiniz bir nokta vardır. Neden böyle diyorsunuz? O görünüş yani o koruma aslında kendini almış. Arkada tamamen mutsuz dünyasında bir şey yani eyleme geçiremediği bir nokta var. Ve düşünce olarak evet bazen size yaptığım ne derler sessizlik bir şeyleri saklama enerjisini hissedebilirsiniz. Aslında burada sizin duygularınızın olduğunu ve ondan iletişim bir şekilde belirginlik yani kendisini göstermesini istediğiniz bir enerji var ya da bunu aslında karşı tarafa da hissettiriyor olabilirsiniz. Kendi dünyasından dolayı yani yaşadığından dolayı aslında çok böyle kısıtlanmış yani bağlanmış bir şeyler yapmak istiyor ama yapamıyor. Daha çok böyle oturan, mutsuz, harekete geçmek istediğinde kaygı ve korkuları aslında çıkıyor. Biraz da kadersel süreç hani zamana bırakmış. Kendi yaşantısında aslında sorun var. Burada sizinle değil de özgürleşememek. Baskılandığını işte enerjisinde hissettiği için düşüncesinde de aslında aynı şeyi alıyor. Yani düşünüyor sizi bir şekilde belirginlik olması için elinden geleni yapmaya çalışırken ama kaygı ve korku bir şeylerden tedirgin oluyor. Ya size büyük bir adım atarsa belki nedir? Devamını getiremeyecek kendi hayatıyla ilgili. O dengeyi sağlayamadığı için de
o hissettiğiniz aslında tam olarak neden hissetmiyorum dediğinizde karşı tarafın psikolojik ve duygu enerjisi bu şekilde. Üçüncü kişilerle iletişimin var mı? Varsa enerji alanında ne? Yani buradaki üçüncü kişi aklınızdaki kişinin hayatında nasıl bir enerjide dediğimizde aslında ilk sorumuzdan beri şu ana kadar baktığımda kolektif açılımda aklınızdaki kişinin hayatında birinin olduğu aslında gözüküyor burada. Şu an üçüncü kişilere veya iletişime bir pozitif değil de şu an bulunduğu kişiyle ilgili, üçüncü kişiyle ilgili çok fazla ikilemleri var. Yani buradan aslında bir süreç, sıfırlanma, hak ettiklerini alma, bir beklentisi var. Tekrardan hayatla ilgili aslında bir başlangıç yapmayı isteği var. Buradaki kalp enerjisinde aslında kalbinde yani duygularını hissettiklerinde özgür olmak, bulunduğu yerde onun için aslında tamamlanmadığı hayatıyla ilgili bir şeyleri bekliyor burada. Sonuç almak, doğru zamanı beklemek, gitmek ve yeni bir başlangıç yapmak hayatında hiç olmadığı kadar aslında mutlu, huzurlu bir tarafı var. Yani huzur ve mutluluğu seçen bir enerjide aklınızdaki kişinin. Size karşı gerçekten ne hissediyor dediğimizde duygusal anlamda şu an psikolojik olarak inanılmaz karmaşık çıkıyor. İlk başta üçüncü kişiyi veriyor. Ama buradaki duygu değil aslında. Buranın enerjisinden çıkmak, yönetiminden çıkmak, bir sonucu beklemek yine aynı şekilde. Dengelenmek, dengeyi bulmak ve ilerleme isteği. Bunun zor olacağının farkında ama bir şekilde zorlansa da burayı bitirme kararında. Sizinle ilgili baktığım zaman aslında burada sizin tarafınızdan belki zamanında ya da iletişim olarak çok baskılandığını hissediyor. Ya da şöyle bir şey de olmuş olabilir. İletişiminde ya da bazı gerçekleri sizden saklamış olabilir. Buradaki sakladığı gerçeklerden dolayı da işte o kurnazlık yaptığı, işte yüzleşemediği şeylerle belki karşılaştı sizin tarafınızdan ve siz burada baskı altında ya da hani sivri dililikte daha karşı tarafa aslında güç kullanma, ezme, hani böyle hakkınızı arama enerjisinde girdiğiniz için ve bu tarafta bir şeyleri sakladığı için aslında sizin tarafınızda da kendini çok bitik ve yorgun hissediyor. Yani köşeye sıkışmış. Buradaki olan insan hani hayatındaki olan neyse burayı bitirme, yol alma, buradaki sorumluluğu her şey yani bu süreç neyse varım. Ama yeter ki özgürleşeyim ve ben buradan kurtulayım diyor. Size baktığı zaman aslında evet güneş ve dünya çıktı. Yani burada sizinle çok mutlu olduğu ve tamamlandığı ve huzur bulduğu bir enerji varken sonrasında aranızda her ne olduysa bir an her şey zorlaşmış. Fikir ayrılıkları olabilir, düşünceler farklı olabilir. İşte daha önceden size söyledikleriyle olmayıp yüzleşebilir, kadersel bir sürece girebilir. Duygu enerjisi şu an aslında kendini bile hissetmediği bir enerji desem çok daha doğru olabilir. Bakalım diğer sorumuza. Aklınızdaki kişiyi beni merak ediyor musun diye sorduğumuzda duyguları ne kadar karmaşık aslında olsa da şu an yaşadığı durumla ilgili evet sizi merak ediyor. Kendiyle ve yalnız kaldığında, gerçekten yalnız kaldığında ve tüm kargaşalardan aslında uzak durduğu zaman aranızdaki bu sessizliğe ve senin için gerçekten yeterince emek vermeyişini ve göstermeme enerjisini düşünüyor ve
size karşı meraktan öte aslında bir şeyler sunma, gösterme enerjisini çok fazla istiyor. Peki yakın zamanda eylemin ne olur dediğimizde, şu an yaşadığı sorunla ilgili daha da aslında yüzleşeceği bir dönem olacak. Aslında beklediği bir süreçte bunun. Ne kadar zorlansa da ilerleyecek. Yani buradaki enerjiyi kesecek. Onun için zorlu olacak ama kesiyor ve ilerlemeye başlayacak. Yani sonrasında aslında adalet kartı çıkıyor. Yani burada hak ettiklerini alma, ödülünü alma, bir şeyi sonuçlandırma. Güçlü ve kararlı bir şekilde size karşı yol alacak ve burada size bir şeyler sunacak. Daha önce o göstermediği belki duyguyu hissettiremediği enerjiyi hissettirecek. Bunu yapmadan önce bu süreci atlatıp önce bir kendini dinledikten sonra, yani böyle bir köşeye çekilecek ve yani oldu mu? Yani hani bu bitti mi artık dediği bir nokta vardı ya, işte onu yaşadıktan sonra aslında bir enerjisini toparlamış oluyor. Ve size karşı o merak ettiği ya da veremediği, sunamadığı şeyi aslında eyleminde bunu gösterecek duygularıyla. Peki ortak geleceğim olur mu dediğinizde aklınızdaki kişiye? Burada cevabı aslında her zaman sana küçük adımlarla geldim ve hep seni böyle köşeye sıkıştırdım. Yani aslında sen de çok fazla bir şey yapamadın. Hep bir engelimiz vardı ve her defasında evet geldim ya da kurduğu iletişimlerde hep böyle gizlediği ya da yüzleştiğiniz birçok olay oldu. Yani her iki tarafta aslında burada hayal kırıklığına uğradığı bir enerji oldu. Bu döngüsü bitiyor. Ve bittikten sonra ortak enerji alanınızda varım diyen bir enerji var. Hiç göstermediği kadar size karşı dürüst, içtenlikle ve bir o kadar hayatınızda eğer güçlü duramadıysa, varlığını göstermediyse, varlığını gösterecek bir enerji de olacak ve tamamen her iki tarafta duygularını yaşayacağı bir yakın zaman diyelim ve sonrasında aslında hayatınızda bu dönemden sonra, yani bu noktaya geldikten sonra çok daha böyle yükselmeye başlayacağınız, daha şansınızın olacağı, belki şu ana kadar hiç yapamadığınız, gitmek istediğiniz, gidemediğiniz birçok şeyi başaracaksınız. Aklınızdaki kişi bu süreci evet zor da olsa bitiriyor ama istediğiniz o duyguyu ve istediğiniz bir şekilde hayatınızda var olma enerjisinde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.